Herkese hayırlı günler dilerim. Öncelikle videomu beğenirseniz gerçekten sevinirim. Arkadaşlar bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaşı teminin evrakları, yani Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu uzman erbaş başvuru esnasından sonra hazırlamanız gereken evrakları bugün sizlere anlatacağım. Yeni sistemler oldu, yeni gelişmeler oldu. Evraklar her sene olur olmaz değişebiliyor arkadaşlar. Çünkü değişkenlik bir durum olduğu için bunları bugün sizlere söyleyeceğim. Jandarma uzman erbaş hazırlamanız gereken tüm evrakları en ince ayrıntısına kadar anlatacağım arkadaşlar. Ankara'ya gittiğiniz zaman kafanızda soru işareti olmayacak arkadaşlar. Çünkü söyleyeceğim evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlarsanız sizler için en güzel motive olacak, kaynak olacak. Çünkü bu evraklar yeni ulaştı elimize. Sistem geliştiği için ve her yıl yeni kanunlar çıktığı için arkadaşlar evraklar da olur olmaz değişken bir durum olduğu için bugün 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaşı teminine giderken, mülakata giderken hazırlamanız gereken tüm evrakları anlatacağım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Arkadaşlar birinci sırada ilk yapmanız gereken ilk aşama başvuru belgesi. Başvuruya çağrıldığınıza dair başvuru belgesini jandarma.go.tr adresinden veya jandarma.pertem adresinden kolaylıkla çıkaracaksınız arkadaşlar. Bu birinci madde. İkinci maddemiz nüfus cüzdanı, aslı ve iki tane kimlik fotokopisi arkadaşlar. Yani yeni çipli kimlik kartıyla gitmeniz lazım. Eski kimlik kartı kabul edilmiyor artık arkadaşlar. Onun için özellikle yeni çipli kartı götürmeniz lazım. Yanında da iki tane kimlik fotokopisi götürün ki orada zaten sizlere çektirmektir diyecekler. Sıkıntı yaşamayın, her şeyiniz tam olsun. Üçüncü maddemiz yedek astsubay, yedek subay, sözleşmeli er ve erbaşlar şu anda askerlik görevini yapıyorsa arkadaşlar gelirken yanlarında nitelik belgesini getirmeleri lazım. Nitelik belgesi getirmeyen yedek astsubaylar başvurduysa, yedek astsubaylar, sözleşmeli erler, sözleşmeli erbaşlar başvurduysa, nitelik belgesini getirmezlerse başvurusu geçersiz sayılacaktır arkadaşlar. Nitelik belgesi bir askerin ahlaki ölçüm değerlendirmelerini ölçen saygı ve çerçeve tablosunda 100 üzerinden 80 puan verilmesi gerek arkadaşlar. Bu nitelik belgesini sadece şu anda askerliğini yapan adaylar için, yedek astsubay, yedek subay, sözleşmeli erlerle ilgili. Dördüncü maddemiz arkadaşlar denklik belgesi. Denklik belgesi aramızda çıkacaktır arkadaşlar. Bunu da atlamayalım. Bu kardeşimiz de sorun yaşamasın. Şu anda yurt dışında okuyan bir kardeşimiz varsa lise öğrenimini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve sureti, lisans, ön lisans için YÖK onaylı aslı ve sureti olması lazım arkadaşlar. Yani bir kardeşimiz yurt dışında okuduysa bunun dediğim gibi çıktısını, ön suretini YÖK'ten alacak veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmış bir şekilde alacak. Diğer maddemiz, beşinci maddemiz, öğrenim durum belgesi. Yani arkadaşlar diploma, E-Devlet çıktısı ya da onaylı aslı sureti arkadaşlar. Eğer aslı yoksa E-Devlet üzerinden çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Aslı varsa aslını götürün. Hiç sıkıntı yapmayın. İlerleyen süreçlerde nasıl, ne olduğunu anlatacağım sizlere. Altıncı maddemiz, askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi. Aslı veya E-Devlet çıktısı arkadaşlar. Aslını veya E-Devlet'ten çıktısını götürmeniz lazım. Yedinci maddemiz arkadaşlar, adaylar barfix, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacakları için herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı spor yapmasında sakınca yoktur. Durum bildirir hekim raporu. Yani arkadaşlar sağlık ocağından alacağınız durum bildirir hekim raporunu almanız lazım. Orada spor yapmasında sakınca yoktur yazısını, çıktısını veya imzalı bir şekilde aslını arkadaşlar, aslını götürmeniz lazım. 8. maddemiz arkadaşlar, fiziki yeterlilik testi esnasında yaşayabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya ait olup adaylar tablo 6'da dediği kısım arkadaşlar, kılavuzu açacaksınız. 6. tabloda arkadaşlar muvafakat
yazısı örneğini imzalayarak ve sınava gelirken getireceksiniz. Yani arkadaşlar tablo 6'da jandarma genel komutanlığına girin. Duyular kısmından kılavuzunu indirin. Tablo 6'da belirtilen muvafakat yazısını örneğini çıkartmanız lazım. Çıktısını çıkartacaksınız. Islak imzayla atacaksınız arkadaşlar. Bu olması gerekiyor ne olursa olsun. Ve diğer maddemiz arkadaşlar 9. maddemiz sözleşmeli er kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Dediğim gibi en ince ayrıntısına kadar anlatacağız arkadaşlar. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az 3 yıl görevini tamamlamış sözleşme süreleri içerisinde 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olanlardan birliklerinden alacakları ilk sözleşme belgeleri ile birlikte sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi. Bu belge personel temin sistemine de yüklenecektir arkadaşlar. 10. maddemiz askerlik hizmetini yapmayanlar için tablo 5'te bulunan muvafakat yazısı örneğini imzalı olarak getirecektir. Arkadaşlar askerliğini yapmayan kardeşlerimiz varsa şu an aranızda kılavuzu açın. Tablo 5'te muvafakat örneğini çıkaracaksınız. Tablo 5 ile 6'yı kesinlikle karıştırmayın. Bu anlattığım olay tablo 5'i ilgilendiren askerliğini yapmayan adaylar için geçerlidir arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz 11. madde. Sürücü belgesi, spor dalında sertifikası, yabancı dili, yabancı dil sertifikası olanlar yanlarında getirecektir. 12. maddemiz E-Devlet uygulamasından alınan karikodlu Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesini götürmeniz lazım arkadaşlar. Ve şu anda demin sizlere aslı suretini getirin demiştim arkadaşlar. 2. madde, 4. madde, 5. madde, 6. madde, 11. ve 12. madde arkadaşlar aslını götürdüğünüz zaman sizlere iade edilecek. Diyelim ki 2. maddede ne yazıyordu arkadaşlar? Nüfus cüzdanın aslı. Aslını alacaklar, size tekrardan verecekler. Diğer maddemiz size iade edilecek 4. maddemizde ne vardı arkadaşlar? Denklik belgesi. Yani yurt dışından bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesi. Ve diğer maddemiz 5. madde arkadaşlar. 5. maddemizde ne vardı? Öğrenin durum belgesi. Eğer E-Devlet'ten çıktısını almazsanız onaylanmış aslı suretini götürmeniz lazım. Bunu da sizlere mülakat sonunda iade ediyor. Ve diğer maddemiz 6. maddemizde ne vardı? Askerlik hizmetini bitirenler için aslı ve sureti ve E-Devlet çıktısı. Aslını götürürseniz mülakat sonunda sizlere bu iade edilecektir arkadaşlar. Ve diğer maddemiz 11. maddemizde ne vardı? Sürücü belgesi, spor dalında sertifikanız varsa, yabancı dil sertifikası varsa bunları götürdüğünüz zaman arkadaşlar korkmanıza gerek yok. Acaba iade etmeyecekler mi gibisine korkmayın. Tekrardan sizlere iade edilecek. 12. maddemizde ne vardı? E-Devlet uygulamasında alınan karikodlu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmet döküm belgesi. Bu kağıt da sizlere iade edilecektir arkadaşlar. Yani sizler aslını götürdüğünüz zaman bu aslı sizlere iade edilecektir. 2. maddede, 4. maddede, 5. maddede, 6. maddede, 11. ve 12. maddede götürdüğünüz aslı olan suretleri, ıslak imzalı götürdüğünüz suretleri arkadaşlar sizlere iade edilecektir. Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hallederseniz arkadaşlar emin olun kafanızda hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Şimdi şöyle bir soru sorulacak bana. Ben bu soruyu sizler sormadan cevaplayayım. Abi sen tüm evrakları anlattın. Eyvallah. Her şeyi eksiksiz bir şekilde anlattın. Ama benim kafama bir şey takıldı. Biz HES kodu, PCR testi, bu gibi sıkıntılara gireceğiz mi? Girmeyecek miyiz? Bunlar olacak mı? Bana bu soruları soracaksınız arkadaşlar. Şimdi kılavuzu ben okudum arkadaşlar. Tek tek en ince ayrıntısına kadar okudum. Herhangi bir HES kodu olayı yok. Ama sizler işinizi garantiye almanız için mülakata giderken telefonlarınızda Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodunuzu yanınıza götürün arkadaşlar. HES kodunuzu götürmeniz lazım. Çünkü olur ki mülakat başlamadan önce telefondan kamera kaydı, orada uygulamanın içinde bir kamera kaydı var. Oradan mesela kodunuzu okutuyorsunuz. Riskli mi, risksiz mi, aşı vuruldu mu, vurulmadı mı, kaç aşı vuruldu, yaptırdım mı, yaptırmadım mı, hepsi gözüküyor arkadaşlar.
Telefonu olmayan kardeşlerimiz de varsa arkadaşlar içinizden E-Devlet üzerinden HES kodunuzu çıkartın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. İçimizde durumu olmayan kardeşlerimiz olur. Bu gibi sıkıntılara düşecek kardeşlerimiz olacak ve olur da diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun için E-Devlet üzerinden de HES kodunun çıktısını çıkartırsanız telefona da gerek olmaz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı kardeşlerim. Bunları eksiksiz bir şekilde hazırladığınız zaman hiç kimse size şuyunu şu eksik bu eksik demez arkadaşlar. Bir de yanınızda gerek var mı yok mu yok yani bir fotoğraf iki fotoğraf götürün arkadaşlar. Gerek yok ama ne olur ne olmaz şeytanın kulağına girer mirer işte bir şeyler olur. Onun için yanınıza götürürseniz sizler için bir fayda olabilir. Yani yoktur evraklar arasında fotoğraf şartı yoktur. Ama ne olur ne olmaz dediğimiz gibi işimizi garantiye alalım ki ne olur ne olmaz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu da beğenirseniz ve kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Bu videoyu da izlediğiniz zaman ben içimden gerçekten senin uzman çavuş olacağını inanıyorum kardeşim. Bence bu meslek sana yakışacak. Beni dinleyen kardeşim olacaksın. Umudunu kaybetme. Bir gün o üniforma kolunda olacak. Ben inanıyorum kardeşim. Şimdi yorum kısmına güzel yorumlarını yaz. Ben de oradan sana yanıt vereyim. Hoşça kal güzel kardeşim benim.